Prenatal ultrasonda ince bağırsakta dilatasyondan dolayı intestinal obstrüksiyon ön tanısı konan hastanın doğduktan sonra aşırı sulu ishali başlamış. Serumda hipokalemi, hiponatremi, hipokaloremisi mevcut. Kan gazında pH 7.50, karbondioksit 40, bikarbonat 35 mg olan litre saptanıyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? Hipertrofik pilor stenozu, Hirschsprung hastalığı, Bartter sendromu, klor kaybettiren diyare, mikrovillus inklüzyon hastalığı. Evet, hastanın yeni doğan döneminden itibaren başlayan aşırı ishali var. Dolayısıyla A şıkkındaki hipertrofik pilor stenozu ve Hirschsprung hastalığı olamaz. Çünkü Hirschsprung tam tersine mekonyum çıkarmada gecikmeyle karşımıza çıkarken hipertrofik pilor stenozu da ishalin eşlik etmediği 3. haftada başlayan ortalama olarak safrasız kusma şikayetiyle gelir. Bartter sendromu ise bir renal tübüler defekttir. Sorunun cevabı ya klor kaybettiren diyare ya da mikrovillus inklüzyon hastalığıdır. Mikrovillus inklüzyon hastalığı yeni doğandan itibaren başlayan kronik ishalin en sık nedenidir. Ancak bu hastada klor kaybettiren diyare düşünmek gerekir. Çünkü klor kaybettiren diyarede klor bikarbonat tamponu doğuştan bozuktur. Dolayısıyla hastalar doğduğu günden itibaren aşırı sulu ishali başlar ve hasta ciddi bir klor kaybıyla sonuçlanır. Bunu kompanse etmek için bikarbonat emilimi artar. Dolayısıyla da hastada metabolik bir alkaloz tablosuyla karşılaşırız. Ve bu hastalarda klor kaybı gaytadaki sodyumla potasyumun toplamından daha fazladır ki zaten tanı da bu şekilde konulabilir. Burada ince bağırsaktaki dilatasyondan dolayı intestinal obstrüksiyonun ön tanısı konması ise daha fetal dönemdeki başlayan bu hastalıktan dolayı hastalarda dilatasyon olur. Dolayısıyla fetal ultrasonda bu doğduğunda intestinal bir obstrüksiyon yanlış ön tanısını koydurabilir. Daha önce TUS'ta soru yapılmadı. Mutlaka çıkacağını beklediğim sorulardan bir tanesidir.